Merhaba arkadaşlar. Aç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Bugün ekonominin nabzını pazarda tutacağız. Bakalım evdeki hesap pazara uyacak mı? Bizi takip etmek için abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Cehennem olup gitsinler, o yeter artık. İşleri Bakanı demişti, Allah yapıyor. her gün pahalı ediler. Anlıyoruz ki bize yani geçirmişler. Top estağfurullah. Her gün sen geliyorsun. Porsiyonları küçültüyoruz, zaten midemiz küçüldü. 980 milyon para gelmiş ya, ben bunu neyle getireyim? Az kalmış ayağımıza kilometre takacaklar. Kaç kilometre yapsa onun parasını alacaklar. Zengin zaten zengindir. Fakir öldü gitti yok. Almak istediğiniz her şeyi aldınız mı? Yani alamıyoruz. Şu poşet sadece 20 lira mı 23 lira tuttu. Biz de iç köfte yapalım dedik. Üniversite öğrencisiyiz. Ama maalesef gördüğünüz gibi şimdi gideceğiz eve. Hani cebimizdeki son paraya kadar işin içinden çıkamadık. Peki bu zamların sizce sebebi ne? Sebebi tabii ki de birinci olarak hükümet, ikinci de üretimin olmaması ya da olup da yurt dışına gitmesi. Bize böyle şu mesela limon ilk çıktığında en iyisini dış ülkelere gönderiyorlar. Bize atıkları kalıyor. Böyle biz de atıklarını yiyoruz, ne yapalım? Atıkları bile zamlı. Satanın da suçu yok, alanın da suçu yok. Hani. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? Sen memnun musun? Ben de memnun oluyorum. Ben değilim. Ben de değilim. Nereye gidiyor bu, ne oluyor? Yani dolar düşüyorsa bunun da düşmesi lazım. Bunun içinde bir oyunlar dönüyor yani. Ya ben emekli albayım. Ben dünyanın maaşını alıyorum. Ben diyorum ki yetmiyor. Emekli nedir ismi? Asgari ücret alan adam mı yapsın? Biz bu memleketin insanıyız. Ben Diyarbakırlıyım yavrum. Ben Diyarbakırlıyı severim. Diyarbakırlıyı da severim. Ama esnaf ne yapsın? Ona 20'ye geliyorsa mecburi 25'e verecek. Bir salatalık 26 lira. Ben Ankara'da sordum, dedim, dedi 26 lira. Dedim yavrum ötüyor mu? Dedi amca salatalık nasıl öter? Dedim valla 26 liralık salatalık hıyar diye ötmesi lazım yerken. Sadece şunu söylüyorum. Bütün genel partilerin içinde gençler ne zaman başa geldiyse o zaman düzelecek. Şu anki o artık neyse. Cehennem olup gitsinler, o yeter artık. La, iki tane genç gelsin. Durum vahimdir. İstediğimizi alamıyoruz. Misafirimiz var, kalabalığımız var. Buna rağmen yine alamıyoruz. Bak bir maydanoz alacaktık. Dört dezgeye baktık. Yani maydanoz 3 teldir, 3000 lira diyor. O yüzden gerçekten durum çok kötü. Vatandaş perişandır yani. Pazardaki fiyat artışından memnun musunuz? Valla memnun değilim. Aha memnun olaydı kabul almazdık. Sadece onu mu aldın? He valla. Hiçbir şey alınmıyor ki. Her şey atar bazı. Ne kadar parayla geldiniz? Parayla 50 lira geldim baktım bir şey almıyor. Kabak aldım çıktım geldim. Sadece kabak yedim. He valla ne yapayım ne yapak ya. Zengin zaten zengindir. Fakir öldü gitti yavrum. Fakir öldü. Millet kendini geri getirdik, oy verdik. Başa koyduk ama. Milletle biraz ilgilensinler. Sen daha önce oy verdin mi teyze? Eyvallah verdim yavrum. Tekrar olsa verir misin? Eyvallah bilmiyorum. Hiç kimseye böyle vermem. Böyle devam etse verir misin? Yok valla vermem. Hiç kimseye vermem. Lazım değil. O ki bize yaramıyorlar. Niye verir? Lazım değil. Kendi kendilerine derler. Kendi kendilerine kazansınlar. Kendi kendilerine gitsinler. Bir ekmek olmuş 4 lira. Fakir fukara nereden getireyim? Bir kilo biber 20 milyon. Etiketlere bakın, ona göre siz bir şeyler düşünün. Vallahi hiçbir şey alınmıyor. Bak dolaşıyorum hiçbir şey alamadım. Ne kadar parayla geldiniz? Ben 50 milyon. Yeter mi sizce? Yetmez. Pazardaki fiyatlar nasıl? Pazardaki fiyatları pahalıdır. Domates 15-20, sansunun patlıcan 25-30. Biber 20-25 milyondur. Hani bir şey alın, bir kilo kabak 15-20 milyondur. İş yerini alıyorum vallahi, hiç de güzel değil. Vallahi yeşillik filan domates. Yetti mi para? Yok. Yetmedi vallahi. Eskiye göre sizce nasıl şu an fiyatlar? Vallahi uçmuş. Kimsenin artık alım gücü yok yani. Pazara bak, görüyorsunuz ne kadar bir sessizlik var. Yani pazarlarda millet yani zor durumda. Asgari ücret şu anda yani kimseyi kurtarmıyor. Millet yani açlık sınırının da altında, yani bunu söylememize gerek yok. Siz ne aldınız peki? İşte biz bunu aldık. Çocukları aldık. Sadece meyve aldık. Evet, sadece meyve aldık. Peki bu size yeter mi bir haftalık? Yok yetmiyor. 5 nüfusumuz var yani. Zamlardan dolayı çok şikayetçiyiz yani. Şu anda geçinemiyoruz. Müşteriler fiyatlardan çok şikayetçi. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz biraz şikayetçiyiz. Ben şu an müşteri olsam bu patatesi yediğim onu alıp götürme evde yemem. 3 kilo götürsem 20 milyon. Soğan 4 milyon 5 milyon. Domates 15-16 milyon. Peki niye bu kadar fiyat artışı oldu?
Hani senin memleketinde eğer çiftçi yoksa her şey ithal etsen böyle olur. Sebebi ekonomik krizdir. Yani varlıktan yokluğa düştük. 6-7 ay önce nerede, şu an nerede? O günleri mumla arıyoruz. Allah yardım etsin. Yani insan utanır ki, şu valla utanıyoruz müşteriye de 7 milyon, 3 kilo yani 20 milyon. Allah'a bıraksak çözülür mü? Yani İşleri Bakanı demişti, Allah yapıyor. Yani... Tövbe estağfurullah, günah, olay günah buluyor. Şeyler pazar fiyatlarından şikayet ediyor. Sizce niye bu kadar artış oldu? Söyleyeyim hemen sana ne kadar artış olduğunu. Bir kilo ıspanak 6 lira, domates 15 lira, patlıcan gerçekten olmuş 30 lira. Yani insanlarımız zor durumda. Biz yine bir kilo, iki kilo evimize götürebiliyoruz ama kesinlikle bazı insanlar götüremiyor. Hani buna bir el atılsın. 15 lira domates, 20 lira patlıcan olmaz gerçekten. Bugün ailenin mesela 4 kişi aile bir yarım kilo patlıcan alıyor mesela, yarım kilo biber alıyor ihtiyaçtan dolayı. Onu da almazsa aç kalacak zaten. Bu zamlar niye oldu sizce? Yani niye bu kadar artış oldu? Bak elektrikte insanlar gerçekten bu 2-3 gündür çok değişik şeyler oluyor. Kadın mesela çocukların yanında sobayı açmıyor. Niye? Korkuyor elektrik 1,5 milyar gelecek. Anlıyoruz ki bize yani geçirmişler yani. Gerçekten bu yayınlansın. Bugün bir yağ olmuş 400-500 milyon. Yani gerçekten insanların psikolojisi bozulmuş. Onlar saraylarda, onlar efendim bakanlara diyorum, ondan sonra milletvekillere diyorum. Hepsine söylüyorum. Onlar yaşadığı bambaşka, fakir garibanların yaşadığı bambaşka. Hele hele özellikle şu bakanlara söylüyorum, sesleniyorum. Yarın öbürsü gün öldüğünüzde Cenab-ı Allah'a nasıl hesap verirsiniz? Ne şekilde öleceksiniz ben onlara şaşıyorum. Fakir fukara alamıyor. Yani şimdi pazardan geziyor, dolaşıyor. Her şey ateş pahası. 5 kilo yağ olmuş 140-150 milyon. Adam ne yapacağını şaşırmış biraz yani. Milletimizde de var. Biraz hepsini devlete atmıyor. Adam getirir deyip yersen budur, yemezsen budur. Değil. Şimdi devlete değil. Ama adam bir dolar yükselmiş. Devlet değil. Şimdi sana söylüyorum sana. Sen geliyorsun, oy istiyorsun, oyu sana veriyor, sen gidiyorsun, o koltukta oturuyorsun, milleti hiç umrunda değil senin. Millet ölmüş, gebermiş, hiç umrunda değil. Doğru abi, doğru. Ona ben bir şey demiyorum. Ben bunu diyorum. Niye düşmüyor bunlar abi? Düşürmüyor, millete düşürmüyor. Şimdi fakir fukara o bizim elimizdeki olan bir şeydir. Bak Allah-u Teala, bak Allah-u Teala o mekanı verdiği ona kıymetini bilmiyor. Allah insanı aşağıya da indirir. Allah insanı aşağıya, baş aşağıya da indirir. Yani biz demiyoruz ki ileriki şey olsun. Fakir fukara ölmüş yani. Benim oturduğum mahallede evine ekmek götürmeyen yüz binlerce insan vardır ya. Şimdi diyor ki, yeri gelir de diyor ki, alsın 5 kilo domates götürsün, idare etsin. Nasıl idare edecek? Nasıl idare edecek? Fakir fukara ölmüş yani. Hiç fakir fukaranın umrunda mı? Efendim, sen mahallesine bir gir, şehitlik mahallesine bir gir. Ondan sonra bağlara gir, bak bak nece garibanlar vardır, nece fakirler vardır. Hiç kimse düşünüyor mu? Şimdi adam gariban gelmiş pazara, bir kilo mandalina götüremiyor evine, bir kilo domates evine götüremiyor. Ne yapacak adam? Adam gidecek çoluk çocuğu gözleri poşetlerdi diye hele babamız ne getirmiş bize? Eli boş gidiyor ya, boş gidiyor ya, Allah için boş gidiyor. Bak benim elektrikim gelmiş 1 milyar ya. Evet evet abi, bak şurada bak 1 milyar ya. 1 milyardan aşağı gelmemiş ya. Benim 200-300 lira verdiğim elektrik faturama gelmiş 980 milyon para gelmiş ya. Doğrudur. Kamerayı göster hemen. Bak şuraya ya. Göster dayıcım kamerayı. Bak şuraya ya. 980 milyon para gelmiş ya. Ben bunu nereden getireyim? Daha çok geliyor. Nereden getireyim bunu? Şimdi gelecek elektriği kesecek. Ödemesem elektriği kesecek. Yazık değil mi? Bu millete yazık değil mi? Yani suç mu etti, kabahat mı etti seni oraya gönderdiler? Peki ben daima bir şey sorayım dayı. Ne olacak bizim sonumuz? Vallahi, biz gençiz, okul okumadık. Şimdi sonu ne olacak, ne olacak, olacak? Bellidir. Ya gideceksen kırkız olacaksan, ya gideceksen bali olacaksan, balici olacaksan, ya gideceksen oradan buradan çalıp getireceksin. Ya fırına gidiyorsun, ekmek 4 lira ya. Küçük yetmişler, 4 lira. Şimdi bir gariban 100 liraya çalışıyor akşama kadar. Günde 3 defa ekmek alması zorundadır. Az 35-40 lira ekmeği. Evet, 30-40 lira. Bunun yağı var, bunun adamlar alıyor 70 lira, 80 milyon, 90 milyar maaş alıyorlar. Onların umurunda değil. Fakir fukara ölmüş, gebermiş, onların umurunda değil. Yeri gelince akşama kadar gidip çalışıyorum. Akşama kadar gidip çalışıyorum, ben geliyorum. Mesela şunu alamadıktan sonra
şunu alamadıktan sonra ya yeşilliktir. Onu alamadıktan sonra çoluk çocuğuma götürmedikten sonra Türkiye ne olmuş ne etmiş beni ne alaka eder? Yani nice insanlar garibanlar evine ekmek götürmedikten sonra benim içim ona yanıyor. Benim içim başka bir şey yanmıyor ki. 100 milyon harcadım ne almışım? Bak. He bak işte. Ha, ekmektir. Ekmek, portakal, muz, elma. Ne yapayım? Sebze almadın mı? Yo, alamıyorum. Salatalık 25 milyon, domates 20 milyon. Alım ne yapayım? Bir emekli aylığıyla ne yapacaksın? Allah hakkımızı koymasın. Valla başka bir şey söylemiyor. Yo, nasıl geçineceğim bir hafta? Nasıl geçineceğim? 70 MT çelenklerin fırınından ekmek almışım ucuzdu diye. Sence pazardaki fiyatlar nasıl? Valla ablacığım şimdi göründüğü gibi 6 milyon. Gel işin içinden çık. Önceden ne kadar diye aldın? 6 milyon hadi. 6 milyon. Hadi. Adamın 4 tane çocuğu varsa, 2 tane çocuğu varsa nasıl besleyecek? Doğru değil mi abla? Doğru değil. Adam portakal alır, ondan sonra mandalina alır, balık alır. Adam artık olmuş et de yemiyor. Yani her şey göz önündedir. İnkar etmenin bir anlamı yok. Az kalmış ayağımıza kilometre takacaklar. Kaç kilometre yapsa onun parasını alacaklar. Pazardaki fiyatlar nasıl sizce? Vallahi kendiniz görüyorsunuz nasıl olduğunu. Çok artış var. Çok artış var. Bir şey alınmıyor. Öyle bir dolanıyoruz içinde. Siz ne aldınız? Karnabahar aldık. Meyve aldık biraz. 25 milyon. 25 lira mı karnabahar? Şunu. Ben geçen sene 100 lira mazot alıyordum. Bir hafta mazot beni götürüyor. Şu an 400 lira atıyorum. Halen de ışık yanıyor. Haftalık 400 lira mazot atıyorum ben. Mazot fiyatı bizi de etkiliyor. Poşet kilosu 30 lira olmuş. 5 lira 6 lira aldığımız poşet kilosu 30 lira. Hani bu bizi de etkiliyor, mecbur fiyatları da etkiliyor. Seyirler pazar fiyatlarından şikayetçi. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ablam herkes şikayetçi. Değil ki müşteri biz de şikayetçi. Biz halde alıyor, getir buraya, burada toplayıp yani pazara götürüyor. Satış yok. Satış ölmüş. Dolar, altın onlar aynı yerinde duruyor ama işte boyuna yükseliyor. Bilmiyoruz sebebi nedir. Kimse bir şey alamıyor. Bak görüyorsun. Kaç kişinin elinde poşet var. Millet boş gelip gidiyor. Dediğiniz her şeyi alabildiniz. Maalesef. 10 liradan aşağı bir şey yok. Yani pahalı yanıyor. İstediğiniz her şeyi alabildiniz mi? Emekli adam alabilir mi? Alamaz. Ne aldınız siz? Mantar aldım. Birazcık bir domates alacağım. Domatesin fiyatı çok yüksek diyorlar. Alabilir miyim? Çok 20 lira. Yarım kilo alacağım. Her zaman yediğimizin yarısını yiyoruz. Porsiyonları mı küçültüyorsunuz? Porsiyonları küçültüyoruz. Zaten midemiz küçüldü. Midemiz küçüldü. Porsiyonlar da küçülüyor ister istemez. Buyurun size de alayım ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir domatesin kilosu 25 lira olursa vay milletin haline. Millet nasıl geçinecek böyle? Gidip elini açacak, cami önlerinde dilenecek, ne yapacak? Başka bir şey var mı? Herkes kendi halinden memnundur yani. Bugünkü durumda herkes kendi halinden memnundur. Kimse şikayet etmiyor. Şikayet etseydiler bu duruma düşmezdik yani. Ucuz değil mi? Piyasaya bak ucuzdur, çok güzel. Siz hiçbir şey almamışsınız. Alacağım ben alacağım. Diğer ucuz. Alacağım. He ucuzdur anam. Ucuzdur. Vallahi perişan olduk. Vallahi perişan olduk. Vallahi perişan olduk. Her şey her gün pahalı ediler. Çoluk çocuk hep bir işsiz, gençler işsiz. O bizadır ateşlerinden yanıyor. Yanacağız, yanacağız. Vallahi yanıyor. Yanacağım, yanacağız. Daha da yanacağız. He daha da yanacak o. Elo söyle. Söyleme ucuzdur. Ucuzdur diyorum. Yine de ucuzdur diyorum. Hiç ucuz değil. Fok fakaraya hiç ucuz değil. 35 lira. Valla. Ucuzdur. He ucuzdur. Bunları alabilir misin? Yok. Alıyorsun işte. Boş. Dayı. Alacak. Şimdi alacak. Mal bu halidir. Mal bu halde 15 milyon haldadır. 20 milyon satsa mal diyor ki biz alamıyor diyor. Bak biz de burada bu soğukta bu şeyde biz duruyorduk burada. Millet şaşırmış yani millet bilmiyor millet ne yapsın artık. Her gün zam geliyor. Bak bugün o gün gitti 7 milyondu bugün gitti 8 çıktı. Fiyatlar nasıl sizce? Kötü çok kötü. Niye kötü alamadınız? Yok alım gücü çok zayıf. Siz ne aldınız? Ben yarım kilo salatalık aldım. Sadece annem, yarım kilo mu? Annem hasta ve mecburen sebze yemesi lazım kahvaltıda. Kahvaltı için aldım yani. Kilosu ne kadardı peki? 25. Enflasyonun sonucu olarak da alım gücünün azalması, maaşların az olması başka da bir şey değil yani. Şu anda millet yani aldığı maaşla geçinemiyor. Cepten ekstra bir
kredi mredi geçinecek. Bir sene sonra o da bitecek. Yani şu anda memur da bir seneyi görmez yani. Bir memur da bir seneyi görmez. Siz de gündemden daha fazla haberdar olmak için, sokağın sesini daha fazla duymak için aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.